Şimdi Türkiye, Azerbaycan işbirliğinin bölgeye nasıl yansıdığını bizlere anlatacak olan çok önemli bir etkinlikle ilgili konuşacağız. Değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Sayın Ahmet Şahidov yayınımızda. Sayın Şahidov, hoş geldiniz. Merhaba Merhaba efendim. İyi akşamlar. efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisinizdir umarım. Çok kısa bir Evet, süre kaldı teşekkür ederim. etkinliğe. Önemli bir etkinlik olacak. Ben özellikle biraz ayrıntılı bir şekilde konuşmak istiyorum. Çünkü Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı bir kere konferansın adı. Konuşmacıları oldukça önemli. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Vatan Partisi lideri Sayın Doktor Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Sayın Hüseyin Macit Yusuf ve Azerbaycan Partisi İdare Heyeti üyesi Profesör Doktor Elşat Mirbeşiroğlu bu konferansta konuşmacı olacak isimler. Bu konferansın amacı ne olacak? Konuşmalar oldukça önemli olacak tahmin ediyoruz ki gençler bu buluşmaya önderlik ediyorlar. Türkiye Liseliler Birliği, Türkiye Gençlik Birliği, bölgesel huzur ve güvenlik açısından Türkiye-Azerbaycan işbirliğini nasıl yansıtacak konferans bizlere? Sizden dinleyelim Sayın Şahidoğlu. Evet Sera Hanım, iyi Hanım, iyi akşamlar. Bu akşamlar. Bu kez kez artık sizi Ankara'dan Ankara'dan selamlıyorum. selamlıyorum. Çünkü Çünkü bu bu etkinliğe etkinliğe katılmak için katılmak artık için Türkiye'deyiz ve ziyaretimizi Ankara'dan Türkiye başladık. Gençler Birliği ve diğer derneklerin temsilcileriyle görüştük ve artık birkaç gün sonra İstanbul'da olacağız ve 25 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde düzenleyeceğimiz bu etkinlik aslında Azerbaycan'ın acı bir yarası olan Öcalı Soykırımı 30. yıl dönümünü kutlamak ve soykırımlar tarihine bir bakmak ve bu soykırımlardan bir ses çıkarmak, tarihi unutmamak ve bunun üzerine de Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin, birlikteliğini yeni sayfası olan Şuşa Bildirgesi'nin imzalanmasından ve o resmen olaylanmasından sonra iki ülkenin artık bir millet, bir kuvvet halinde geleceğe doğru adımlar atması bizim ortak hedeflerimiz ve bizim ortak tabii ki düşmanlarımıza karşı mücadeleyi eleştireceğiz, mücadeleyi müzakere edeceğiz bu etkinlikte ve sizin de söylediğiniz gibi çok seçkin konuklarımız var hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de ve genel olarak Türk dünyasında çok önemli isimler, siyasetçiler, politikacılar yer alacak konuşmacı olarak ve özellikle de hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den gençler katılacak bu konferansa. Çünkü gelecek gençlerin elindedir ve bu konferansta biz Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikteliği, Türk-İslam coğrafyasının ve genel olarak Asya'nın, Avrasya'nın geleceğini konuşacağız. Çünkü son yıllar Azerbaycan'ın ve aynı zamanda Türkiye'nin yüzleştiği birçok olaylar oldu ki artık Batı dünyasının emperyalist güçlerin bizim gibi ülkeleri sanki bir kullanmaya çalıştığı, bizim birlikteliğimizi bozmaya çalıştığını gördük ve biz bunu bir Azerbaycan Türkleri olarak 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda çok açıklığıyla, çılpaklığıyla görmüş olduk. AGİT Minsk grubunun eş başkanları olan ABD ve Fransa yıllardır bizlere demokrasiden, insan haklarından, birge yaşayıştan, barıştan ders geçmeye çalışan bu iki Batı yönümlü emperyalist ülke aslında açıkça işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı ve bir anlık düşünün Azerbaycan'a savaşı durdurun ve kendi topraklarınızdan geri çekilin söyledi. Bu Azerbaycan için önemli bir mesajıydı. Hem Azerbaycan halkı için, Azerbaycan devleti için ve ne mutlu bize ki bu savaşı artık kazandık ve Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü tesis etmiş oldu ve bu bizim geleceğimiz için, geleceği vizyonumuz için bir yol haritası çizmiş oldu ki yani Azerbaycan bundan sonra kendisine daha çok dost, kardeş,
bulmalı ve bu dostlar, bu kardeşler hiç de Batı dünyasında, Avrupa'da değil. Onlar aslında bize karşıdır, bizi kullanmaya çalışır, bizi kandırmaya çalışıp ve önemli günlerimizde, bizim için çok kritik dönemlerde bize karşı açıkça savaşan bir güçlerdi ve biz bu kardeşliğimizi zaten yıllardır kardeş Türkiye ile birlikte yürüyoruz. Ortak kültürümüz, ortak tarihimiz, dilimiz, ırkımız, dinimiz aynıdır ama bunu bir belge şeklinde, tarihi, geleceğimiz için bir tarihi belge şeklinde resmen imzalamak ve bunu onaylamak bir zerureti yaranmış oldu ve geçen sene Şuşa'da iki ülke liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev arasında Şuşa deklarasyonu, Şuşa bildirgesi imzalandı ve bir ay bundan önce bu bildirge resmen kuvveye minmiş oldu. Yani resmen artık gerçek oldu ve artık iki ülke arasında hayatın tüm alanlarında, siyasette, diplomaside, politikada, ekonomide, ordu kuruculuğunda, savunmasında, milli güvenlik konularında, medyada ve sivil toplum örgütleri, gençleri arasında da bir birlikteliği, işbirliğini zaruri kılmış oldu ve bu açıdan Türkiye'nin önemli gençler harekatlarından, gençler teşkilatlarından olan Türkiye Gençler Birliği, Türkiye ve diğer önemli derneklerle birlikte bu konferansı düzenlemek ve bizim iki ülkenin geleceğine yönelik yol haritasını aksakallarımızdan, büyüklerimizden ve bu siyasette, bu politikada saçlarını ağartmış Sayın Doğu Perincek gibi, Binali Yıldırım gibi aksakallarımızdan bunu duymak biz gençler için, şimdi ben genç sayılmam ama iki ülkenin gençleri için bir yol haritasıdır. Ve ben bunu bir özel olarak ulusal kanal için açıklamak istiyorum. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü 2022 yılında Karabağ Zafer Ödülü tesis etti ve 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan halkının, Azerbaycan Türklerinin yanında olan büyük siyaset adamlarına bu ödülü biz takdim ediyoruz ve 44 günlük savaşta hem sözüyle, özüyle ve genel başkanı olduğu partiyle birlikte Azerbaycan'ın hak sesini tek Türkiye'ye değil tüm dünyaya ileten ve emperyalizmin yüzüne gerçekleri söyleyen Sayın Doktor Doğu Perinçek'i biz 2022 yılında Zafer Ödülü ile takdim edeceğiz bu konferans sırasında. Bu da bizden bir minnettarlık, teşekkür ödülüdür. Çünkü hakikaten de Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi, Türkiye Gençler Birliği, Öncü Gençlik, sizler, Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi 44 günlük savaşın hemen hemen her gününde, her saatinde Azerbaycan'ın haklı sesini tüm dünyaya iletmiş oldunuz ve biz bunu unutmuyoruz. Yıllar da geçse biz o günlerin acısını, sevincini ve bizim yanımızda olan insanları, ülkeleri, teşkilatları, siyasi partileri hiçbir zaman unutmayacağız. Ve bu konferansta bir kez daha en yeni tarihimize bir nezer salacağız ve tarihten ders çıkararak aksakallarımızın, siyaset adamlarımızın, derin insanlarımızın bilgileri ve geleceğe yönelik tavsiyelerini iki ülkenin gençlerine bir takdim edeceğiz ki bu da her iki ülkenin geleceği için bir yol haritası olacak diye düşünüyorum. Sayın Şahidov, çok güzel özetlediniz. Mücadelemiz ortak, gayemiz, amacımız ortak. Vatan mücadelenizin her zaman Türkiye yanında olduğu gibi Ulusal Kanal'da bu mücadelenin en doğru şekilde yansıtılmasını sağlamak için yanınızda ve sahada olacak her zaman. O yüzden bu söyledikleriniz çok anlamlıydı. Biz de bu etkinliği sabırsızlıkla takip edeceğiz. Orada olacağız. Her dakikasını Ulusal Kanal ekranlarından İnşallah. Yayınlayacağız. Sizle de burada görüşeceğiz zaten. Ankara'dasınız. İstanbul'a da geleceksiniz. Evet. Ben biraz siyasi bir konuya da pencere açmak istiyorum. Uygunsa yarın kritik bir ziyaret olacak çünkü. Azerbaycan lideri İlham Aliyev Rusya'ya gidecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme yapacak. Bildiğiniz gibi Rusya'da şu anda
Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmalarına karşı oldukça soğukkanlı ve ılımlı bir şekilde mücadele ediyor tüm sahadaki olan yaşananlara rağmen diyelim, hatta Karadeniz'de bir kriz ve Evet. tansiyon yükseltme çabalarına şu anda geçit vermedi. Bu ziyaretin bu koşullarda önemi nedir? Bu konuyla ilgili bir ziyaret takvimiyle ilgili bilginiz var mıdır? Yorumunuz nedir? Sizi dinleyelim. Evet, Azerbaycan liderinin Rusya'ya ziyareti bekleniyor ve bu 44 günlük savaşın ardından Rusya ile ilişkiler, Rusya'ya ziyaretler daha sık şekil almaya başladı. Çünkü bu savaşın sonlandırılmasında ve Ermenistan'la anlaşma imzalanmasında Moskova'nın ve Rusya liderinin çok büyük rolü oldu ve zaten 10 Kasım 2020 tarihinde üçlü anlaşma imzalandı Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında. Ve bugün bölgede barışın, istikrarın sağlanmasında, altyapının gelişmesinde ve ulaşımın açılmasında Rusya'nın çok büyük rolü var. Artık biz bu savaş dövründe ne Batı'nın, ne AGİT Minsk grubu eş başkanları olan ABD'nin, ne Rusya'nın, ne Avrupa'nın ne desteğini bekliyoruz. Zaten buna da gerek yok. Bizim için önemli olan Rusya'nın faaliyetiydi ve kardeş Türkiye'nin de ortaklaşa sürdürdüğü faaliyetti. Çünkü o topraklarda barışın ve birge yaşayışın sağlanmasında Rus barış güçleri artık 2. yıldır ki faaliyet gösteriyor ve son haftalar az süreçte, son haftalar içinde aslında söylediğiniz o kışkırtmalar, gerginliğin nedeni hiç de Rusya değil. Yani Rusya kendi arazisinde, kendi topraklarında Belarus'la birlikte ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu her bir ülkenin egemen hakkıdır. Azerbaycan da kendi topraklarında Türkiye ile Pakistan'la ortaklaşa askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor, ister Azerbaycan topraklarında ister Türkiye arazisinde. Bu normaldir. Sadece Ukrayna bir savaş alanına dönüştürülmek istiyor Batı tarafından ve yıllardır Rusya'ya karşı bir ambargo uygulayan ABD, NATO aracılığıyla, Avrupa ülkeleri aracılığıyla sanki Rusya karşı yeni bir cephe açmak ve bu savaş alanının Ukrayna topraklarında gitmesini istiyor ve bir kurban seçilmiş Ukrayna halkı diyelim. Ve Rusya liderinin çok sabırlı davranışları bu Batı çevreleri biraz da gerilmeye vadar ediyor. Çünkü Rusya bu kışkırtmalara uymuyor, bu provokasyonlara uymuyor ve burada bölgede savaş çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü Rusya tabii ki kendi sınırlarını korumakta egemen hakka sahipti. Ama bu kışkırtmalar Rusya'nın sabrını taşırmak ve bölgede yeni bir gerilim, yeni bir savaş ocağı açma amaçlıyor ki tabii ki bunun da arkasında bellidir ki ABD var ve NATO'nu kullanıyor, Avrupa ülkelerini kullanıyor. Ve Azerbaycan liderinin de Moskova'ya seferi tabii ki ilk nöbette bölgede barışın, istikrarın sağlanması, gerilimin azalması yolunda Azerbaycan'ın neler yapabileceğini amaçlıyor. Çünkü Azerbaycan'ın hem Rusya ile hem Ukrayna çok güzel ilişkileri var ve bir ay bundan önce Azerbaycan lideri Ukrayna'ya da Kiev'e de ziyaret etmişti ve bu gerilimin azalması lazımdı. Yani bir taraftan ABD var, NATO var, Avrupa var ki gerilimin daha da yıpranmasına, daha bir yeni bir savaşın çıkmasına çalışıyor. Her gün saçma sapan açıklamalar, bugün savaş olacak, yarın savaş çıkacak diye hiçbir mesnetsiz açıklamalar, uyarılar yapılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye gibi bir ülke gerilimin azalmasına çalışıyor. Hem Moskova ile hem Kiev ile bir müzakerelerin başlatılması ve bu müzakerelerin, bu görüşmelerin İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'de yapılabileceği teklifi Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yani bu işte bize yakışandı. Yani bu gerilimi azaltmak, savaş değil de barışa nail olmak, barışa ulaşmak bu bizim esas amacımızdı. Fark etmez. Dünyanın herhangi bir bölgesinde savaş facia demekti, savaş kayıplar demekti, ölüm demekti. O yüzden düşünüyorum ki Azerbaycan liderinin de Rusya bu ziyareti aynı zamanda Ukrayna etrafındaki bu gerilimin azalmasında Azerbaycan'ın yapabileceklerini bir kez daha ele almak, görüşmek amaçlıyor.
Sayın Şahidoğ, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben Yeniden teşekkür ederim. görüşmek üzere diyelim. Size de İnşallah kolaylıklar. teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Sayın Ahmet Şahidoğ yayınımızdaydı. 25 Şubat günü çok önemli bir konferans olacak. Çok önemli, değerli konuşmacıların yer alacağı bu konferansı bir kez daha sizlere aktaralım. Azerbaycan'la Kardeşlik Konferansı, Türkiye Liseliler Birliği, Türkiye Gençlik Birliği Ulusal Strateji Merkezi, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Talat Paşa Komitesi'nin de yer aldığı platformların yapacağı, düzenleyeceği çok önemli bir konferans olacak. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Vatan Partisi Lideri Doktor Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüseyin Macit Yusuf ve Yeni Azerbaycan Partisi İdare Heyeti Üyesi Profesör Doktor Elşat Mirbeşiroğlu bu konferansta konuşmacı olacak isimler arasında. Hafta boyunca bu konferansa ilişkin konuşmaya devam edeceğiz. Zaten konferansta 25 Şubat günü saat 14'te İstanbul Üniversitesi'nde yapılacak, ulusal kanal ekranlarından biz de sizlere aktaracağız haberimizi.